Evet, 21. sorudayız şimdi arkadaşlar. Bir A kümesi ve bir de B kümesi tanımlanmış. Kesişim kümesinin en küçük 3 elemanının toplamı kaçtır denmiş. Şimdi sizinle A kümesini liste yöntemiyle bir yazalım isterseniz. 2'nin katının bir fazlası olacak. A'ya en küçük 1 verebilirim. Dolayısıyla 3 ile başladım. 2 ekleyerek yazarsam 3, 5, 7, 9, 11. Bu şekilde kümemiz 2'nin katının bir fazlası şeklinde oluşan tam sayılardan oluşacaktır. B kümesini kontrol edelim. B kümesi de 5'in katının bir fazlası. B'ye 1 verdik. Kaçla başladık? 6. 2 verdik. 11. 16, 21. 26, 31. Bu şekilde gidiyor. Doğru mu? Peki kesişim kümesi. Kesişim kümesine bakarsak bir kere A kümesi hep tek sayılardan oluşuyor. Tek sayılardan oluşacağına göre ilk elemanımız 11. Kesişimdeki ilk elemanım. Kesişimdeki ikinci en küçük elemanım 21 olacak. Şurada bir yerde. Üçüncü en küçük elemanım da bu durumda 31 olacak. 11, 21 ve 31'i toplarsak 63 elde edecektir. Demek ki cevabımız Adana olacakmış. 22. sorumuza bakıyoruz. Bir marangozun yaptığı 3 tane dikdörtgen şeklindeki panonun aynı birime göre ölçüleri gösterilmiştir. Bu 3 pano yan yana birleştirilerek oluşturulan şeklinin yüzey alanı M birim kare. Dilerseniz önce bu şeklin yüzey alanını yazalım. M neymiş merak ediyorum. Tek tek bulursak 3x ile x'in çarpımından burası 3x kare. X ile 4'ün çarpımından hemen ortadaki bölüm 4x. Yine 1 ile 1'in çarpımından burası da 1 yaptı. Demek ki M dediğimiz alan 3x kare artı 4x artı 1'miş. Bunu çarpanlarına ayırırsanız 3x x diye 3x artı 1 ve x artı 1 olacaktır. Demek ki M'yi bulduk. N'yi kontrol etmek istiyorum. N ise gördüğümüz şeklin çevresiymiş. Peki şu parça x ise karşı tarafta bu iki parçanın toplamında x olduğunu biliyorum. Buradan bir 2x gelecek. Alt taban ve üst tabana bakarsak 3x, 4 ve 1. Bu kısımda yukarıdaki şu iki parçanın birleşimi değil midir? Yani 3x artı 5. 3x artı 5'in de 2 katı 6x artı 10 mu yaptı? Bir daha kontrol edelim. 2x oradan geldi. 6x artı 10 yaptı. Aynen öyle. N dediğimiz sayı 8x artı 10 geldi bu durumda. M'yi ve N'yi bulduk. Şimdi bizden istiyor ki M'yi yani 3x artı 1 çarpı x artı 1'i N'nin 2 eksiğine bölelim. N'nin 2 eksiği 8x artı 8 mi olacak? Yani 8 parantezinde x artı 1 yazsam harika. 3x artı 1 bölü 8 bu durumda cevabımız Edirne oldu. Güzel, devam ediyoruz. 23. sorumuzdayız. Bir katlama sorusu. Yukarıda kenar uzunlukları verilen arka yüzü siyah, ön yüzü turuncu renk olan kartonun kenarları 5 eşit parçaya ayrılıp 5 eşit parça ayıracakmışız. Peki, köşelerden içeriye doğru birinci parçalardan şekil 2'deki gibi katlayacakmışız. Tamam. Şekil 2'deki oluşturulan üçgenler orta noktalarından şekil 3'teki gibi tekrar katlanacakmış. Bize turuncu renkli alanı veren cebirsel ifadeyi sormuş. Hadi gelin bunu bulalım. Şimdi arkadaşlar bir kere 5 parçaya bölüyorsam ve ilk parçalardan katlıyorsam şurasının y hemen üst kısmının ise 10x bölü 5'ten 2x olacağını tahmin edebilirim. Bu şu anlama gelir. Şu parçanın alanı 2xy bölü 2'den x çarpı y yaptı. Siyah parçamız da x çarpı y. Bakın burası beyaz, burası siyah. Bunlar şu an turuncu değil. Demek ki bir tane köşede iki tane xy'lik bir alan devre dışı kaldı. Toplam alanım neydi? 10x ile 5y'nin çarpımından 50xy'ydi. Tamam. 50xy'den şu an itibariyle 4 tane köşem olduğu için 4 tane 2xy'yi devre dışı bırakmak istiyorum. Bu durumda 50'den 8 çıktı. 42xy geldi. Bitti mi? Hayır. Sonra tekrar içeriye bir katlama söz konusu görüyorsunuz. İçeriye bir katlama söz konusu. Ve bu katlama sayesinde de yine şu parçalar tekrar turuncuya dönmüş. Peki. Şimdi ben bir tane üçgeni alsam. Bir tane üçgenimizin tam alanı kaçmış arkadaşım? XY'ymiş. Bir tanesinin tam alanı XY'ymiş. Ben bunu orta noktasından ayırdım. Hatırla benzerlikten.
şuna A alalım dersen burası 3'e ait. Tam orta noktasından ayırdığım için. 4A buradan X'ye gelecektir. Yani A dediğim alan X'ye bölü 4 yaptı. Doğru mu? Şu parçanın bir tanesi şöyle isterseniz belirleyelim. Şu kısım bir tanesi şurası ki turuncu alan bu. X'ye bölü 4 yaptı. Hemen yanında bir tane daha var. O da turuncuya döndü. X'ye bölü 4 de buradan geldi. O halde şu ikisinin toplamı X'ye bölü 2 mi yaptı? Güzel. Bunlardan kaç tane var? 2, 3, 4 tane. 4 tane X'ye bölü 2'yi geri ekleyeceğim ben buna. 4 tane X'ye bölü 2'yi eklersem yani 2 X'ye ekliyorum. 42 X'ye ile 2 X'ye'yi topladım. 44 X'ye geldi. Yani cevabımız neymiş? Bursa'ymış arkadaşlar. Devam edelim 24. soru. Evet bir gördüğünüz gibi ifade tanımlamış. Her sayma sayısı için bir şekil tanımlanmış. Ve burada 18, 24 ve 12 arasında da bir ilişki sorulmuş. İsterseniz biz önce 18'i bulalım. 18 yazdım. 6, 6 artırıyorum. 18 çarpı 6 fazlası 24, 30 ve 36. Bu kare içinde 18 için. Peki kare içerisinde 24? 24'ten başlıyorum. 24, 30, 36 ve bir 6 daha ekledim. 42. Kesir çizgimi çektim. Aşağısı ise 12'den başlıyor. 12, 10, 18, 24 ve 30 geldi. Yukarıda ortak terimlerim var. 24, 30 ve 36'lar. Bak her iki terimde de aynı. O zaman ben 24, 30 ve 36 parantezini alırsam. Şöyle hafif sola çekelim. Parantezde ne geldi? 18 artı 42 geldi. Çok güzel. Bölü 12, 18, 24 ve 30. Gidenler var mı? Var. 24 ile 30 güle güle. 36 ile 18 sadeleşti. 2 geldi. Şunun içi zaten 60'tı. 60 çarpı 2 120. 120'yi 12'ye böldüm. 10 geldi. Demek ki cevabım neymiş arkadaşım? Bursa'ymış. Güzel soruydu. Devam edelim. Bir polinom sorusu. Yukarıdaki gibi tanımlanan polinomlara göre aşağıdakilerden hangisi x artı 2 ile kalansız bölünebilen bir polinomu ifade eder denmiş. Şimdi ne yapmış burada? Bakın şu tepeden başlamış. Beşgense gördüğün gibi baş kat terimimizin derecesi ne olmuş? Px polinomumuzun derecesi diyelim daha doğrusu 4 ile başlamış. Dörtgen olduğu zaman 3 ile başlamış. Ve bu 1 ve 2 gibi ifadeler de bizim katsayılarımızı belirlemiş. Tamam mıyız? Mesela şu beşgen için konuşursak 1 tane x üzeri 4. 1 tane x üzeri 4. 3 tane x küp. 0 olduğu için kareli terim yok. Eksi 4 x ve eksi 2 ifadesi çıkmış. Olayın mantığını çözdük. X artı 2 ile kalansız bölünebilmek ne demek? X yerine eksi 2 yazdığım zaman sonucun P eksi 2'nin 0 gelmesi demek. Peki. A'yı kontrol edelim. 4x kare artı 3x artı 2. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4, 16. Eksi 6 artı 2. Hayır, bu 0'a eşit değil. Adana gitti. Bursa'ya bakalım. X küp kareli terim yok. Artı 2x artı 3. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 8 eksi 4 artı 3. Hayır, 0 eşit değil. A gitmişti. B de gitti. C'ye bakalım. Bu bayağı büyük. Bu kaçgen? Yedigen mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman eksi x üzeri 6 ile başladım. Artı 2x üzeri 5. Eksi 3x üzeri 4. Kare yok. 1 yok. Artı x artı 3. Eksi 2 yazalım. Eksi 2 üzeri 6. 64 yani eksi 64 geldi. Bir eksi 64 daha geldi. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16. Bir eksi 48 geldi. Doğru mu? Bir eksi 2 bir artı 3 mümkün değil. 0 alamaz zaten. D'yi kontrol ediyorum. X üzeri 5 artı 4 x üzeri 4 artı 2 x küp eksi 3 x kare eksi 4. X'li terim yok. Eksi 2 yazdım. Eksi 32. Eksi 2 yazdım.
Eksi 2'nin 4. katı 16 artı 4 artı 64 geldi. Eksi 2'nin küp eksi 8 eksi 16 geldi. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 12 bir eksi 16 daha geldi. Eksi 4 ile de toplayınca. Şu ikisi eksi 32 yaptı. Bu da eksi 32 64'ü götürdü. Ve dolayısıyla cevabımız Deniz'de oldu. Yani ifademiz 0'a eşit geldi arkadaşlar. Hepsini tek tek deneyecektik. Denedik ve Denizli cevabını bulduk. 26. sorum. Çok zor bir soru değildi. Gördüğün gibi bağlama ve piyano kursuna gidenlerin toplamı, bağlama ve piyano kursuna gidenleri toplarsan 100 bulursun. Bu 4 kursa giden kursiyenlerin toplamının, 4 kursa da giden kursiyenlerin toplamı 200. Yüzde kaçıdır? Yarısıdır. Yarısıysa %50'sidir. Cevap Adana oldu diyecektik, geçecektik. Bir basit fonksiyon sorum daha. 5000 TL sabit giderim var. Kitap başına da 3 TL birim maliyet hesaplanmış. X artı 100 adet kitabın basım maliyetini veren fonksiyon. X artı %3'ü çarpacağız. Bir de buna 5000 ekleyeceğiz. Yani 3x artı 5300 mü yapacaktır? Dolayısıyla cevabım Bursa. Evet, güzel bir fonksiyon sorusu daha. Buna benzer bir çıkmış soru vardı. F1 bölü 2. Şimdi F1 bölü 2'yi bulalım. F1 bölü 2 için ne diyor? Bir bakalım, bir tanesi için bir durum oluşturalım. Sonra bir genellemeye gideriz gerekirse. 1 bölü 2 artı k yap diyor. Peki iyi de k kim? K ya da k, ne diyorsan, hangisini seviyorsan. K dediğim ifade diyor ki şu 1 bölü 2 var ya, yanındaki arkadaşı. Onun 2 ardışık tam sayı şeklinde yazıldığında sol ucunu oluşturur diyor. Bak görüyorsun değil mi? 2 ardışık tam sayı şeklinde. Peki 1 bölü 2'yi hangi 2 ardışık tam sayı arasına alacaksın? 0 ile 1 arasına. O zaman k'miz burada neymiş? 0'mış. F1 bölü 2, 1 bölü 2'ye eşitmiş. F3 bölü 2 nedir? Bak bunun için de yapalım. Sonu nasıl hızlanacağız gör. 3 bölü 2 artı k mi demiş? K'miz yine 3 bölü 2'yi arasına alan ardışık 2 tam sayı. Kim o? 1 ile 2 mi? K'miz bu durumda sol kanat olduğu için 1 olacaktır. 1 yazarsan sen buraya, 3 bölü 2 1 daha, istersen hiç şöyle tutalım, gerek yok. Peki olayın mantığını yakaladıysam, bak F1 bölü 2, şöyle maviyle gösterelim, kaç geldi? 1 bölü 2. F3 bölü 2 geldi, sınavda böyle bir şey yapmanı istiyorum. 3 bölü 2 yazıyorsun, 3 bölü 2'den küçük. En büyük tam sayı kim? 1 mi? Bak bunu da buraya ekledim. 5 bölü 2 ne olur o zaman? 5 bölü 2'yi yazdım. 5 bölü 2'den küçük en büyük tam sayı 2. 7 bölü 2'yi yazdım. 7 bölü 2'den küçük en büyük tam sayı 3. Görüyor musun? Nasıl hızlandı? Bunu daha da artırabilirdi. Bu ikisinin toplamı 2. Bu ikisinin toplamı 6. Zaten tam kısımlarım da 6. 6, 6 ve 2'nin toplamından 14 yanıt olacaktır. Gayet keyifli bir soru. 29. Fonksiyonlarda grafik tabii ki karşımıza gelmeliydi. G'nin tersinde 0 lazım bana. Çünkü bunu f içinde g'nin tersinde 0 şeklinde yazmayı biliyorsun. G fonksiyonu, bak burası 6'ya 0 değil mi? G'nin tersi 6 o zaman. G'nin tersinde 0, 6. O halde bana f6'yı soruyor. F fonksiyonunda 6'yı arıyorum. Burası görüyorsun. Kaç? 8. Devam edelim. F bileşke g'nin tersi. De Morgan ne demişti? G'nin tersi bileşke F'in tersinde 8 demektir bu. Ona göre hareket et demişti. O zaman G'nin tersi bileşke F'in tersinde 8'e bakalım. F'in tersinde 8 ne? Tersten geliyorsun bu sefer. Hop. Maviyle geçiyorum bak üzerinden. Kaça geldim? 6'ya. G'nin tersinde 6 lazım. G'nin tersinde 6. G'nin tersinde 6 da 2. O halde 8 gelmişti. Bu kısımda 2 geldi. 8 ile 2'nin toplamı 10 yaptı. Demek ki bunun yanıtı da C'ymiş arkadaşım. Ve son matematik sorusuna geldik. Bundan sonra sorularımız geometriye dönüşecek. Evet, güzel bir fonksiyon tanımlanmış yine. Sıfırdan farklı bir rakam varmış. X, A, B, C 3 basamaklı doğal sayı bir dönüştürücü var. Görüyor musun? Ok sağ tarafa doğru bakarsa diyor ki şu iki sayıyı öne yaz, B, C'yi. Yani onlar ve birler basamağını. Şu x'in altında yazan sayı yok mu? F fonksiyonun altında yazan, pardon, x. Onu da en sona yaz diyor. Tamam. Eğer ki ok sola bakarsa, bu durumda ilk iki
basamağımızı, yani yüzler ve onlar basamağını onlar ve birler şekline dönüştür. Aşağıdaki x'i de yüzler basamağına yaz diyor. Gayet anlaşılır. O zaman f1 görüyorsun ok sağ tarafa doğru 547 ne olacaktır arkadaşım? Şunu da inceliyoruz. Bunu da inceliyoruz. Bir kere bc'yi yazıyor. Yani 470 x'im de 1. 471 oldu. Getirdim buraya yazdım. Şimdi f2 sola bakıyor. Kimi arıyoruz? 471'i arıyoruz. Peki 47'yi bir kere onlar ve birler basamağına yaz diyor. 2'yi de başa yaz diyor. 247 oldu ve f3 son fonksiyonum sağa bakıyor. 247. Ne yapıyorduk? BC'yi alıyoruz. Yani 47'yi aldık mı buraya? Altında da ne var? 3 var. Dolayısıyla 473'e dönüştü. Bu durumda cevabımız Denizli geldi sevgili arkadaşlar.